Bugün bölgede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşananlar Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü açısından kaygı verici bir hal almıştır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Doğu ve Güneydoğu'da kent merkezlerinde yaşanan terörle mücadeleyi değerlendirdi. Devlet kendi vatandaşına düşman unsur, kendi şehirlerine de düşman şehir statüsüyle asla bakamaz, bakmamalıdır. Sorunun siyasal olduğunu savunan Koç, çözüm için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adres gösterdi. Sorun hendek sorunu değil. O hendekleri aştıran, o bölgeyi yangın yerine çeviren derin ve küresel siyasi boyutları olan bir mesele haline gelmiştir. Bu sorunun bir tek çözüm yeri var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi. MYK toplantısı ardından kameralar karşısına geçen CHP sözcüsü, terörün devlet terörü olduğuna dikkat çekti. Devlet terörle hukuk dışına çıkarak mücadele edemez. Hukuk devleti olarak bu mücadelesini ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapmak zorundadır. Koç, yaşananlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık arzusunun neden olduğunu söyledi. Tek kişinin pazarlıklara dayalı çözüm stratejisinin bugünleri doğuracağı çok açıktı. Bu cümlem çok ağırdır ama nettir. CHP Genel Başkan Yardımcısı, HDP'nin de sorumlu olduğunu hatırlattı. Bölge halkının demokratik taleplerinin bir terör örgütünün ipoteğinden çıkartılması da öncelikle o bölgede siyaset yaptığını iddia eden sorumlulara aittir. Burada da adresim çok açık. Koç, yeni anayasa çalışmaları için de CHP'nin tavrının net Buyurun olduğunu Sayın. söyledi. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siyaseten tarif eden ilk dört maddenin değişmeyeceğini, gerçekten demokratik, özgürlükçü, sivil ve vesayetlerden arınmış bir anayasa.